Bu akşamlar değerli basketbol severler, Pota'nın nabzında yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşamda dop dolu bir programla karşınızda olacağız. Telefon bağlantılarımız olacak ilerleyen dakikalarda. Pro Lig'de finalin adı belli oldu. Kopuspor, yine Amerikan Üniversitesi final serisi yaşanacak önümüzdeki süreçte. Az sonra o final serisinin programını sevgili Uras Şentürk'e bağlanarak öğrenmeye çalışacağız. Ama önce biz stüdyomuza sevgili Tonguç'la bir değerlendirme yapalım. Telefon bağlantılarımız ise Emrah Güven olacak. Kobuspor koçu ve Gayu koçu Halit Kıryağdı ilerleyen dakikalarda telefon bağlantısıyla birlikte bizlerle sohbet etme imkanı yakalayacağız. Evet sevgili Tonguç, Pro Ligi bırakalım. Notlarının arasında herhalde Levenspor var. Evet. Bir onlarla ilgili bilgiler aktarırsan bize. U14 kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Çanakkale'de A grubunda mücadele ediyor Levent. Nedir bu? Neyin? Türkiye Basketbol Federasyonu. Artık biz de karıştırmaya başladık. Türkiye Basketbol Federasyonu düzenlediği U14 Türkiye Şampiyonası. A grubunda Mersin'i 67-34, Isparta'yı 67-42 yendi. Yarın Başkent Kartalları ile oynuyor 15-30'da. Ama bunlar karma değil. Bunlar karma değil. Kulüpler büyük bir ihtimalle buradan birinci de çıkabilir, ikinci de çıkabilir. B grubunda Fenerbahçe Galatasaray'ın olduğu grupla oynayacak. Çapraz eşleşmede oynayacak. Bunu biliyoruz. 15-30'da yarın Başkent Kartalları ile grup birinciliği için, yani A grubu birinciliği için mücadele edecek. Evet. Bu işi de rastgele öğrendik. Seninle beraber iskelede otururken aniden bunun... Yani normalde bu akşam evet, sevgili Ahmet Dayer ve sevgili Ayşe Günarman Çağılgaz'ı programa konuk alacaktık. Ama Ayşe'nin yurt dışında olmasından sebep itibariyle alamadık. Orada öğrendik. Orada öğrendik. Rastgele öğrendik yani. Evet. Yani federasyonun organizesi mi, kulüp bir organizesi mi? Neyse sağ olsun Basketbol Federasyonu bunu haber yapmalıydı. Galiba Instagram'da koydular. Sosyal medyada koydular. Ya benim şey Instagram'ım yok mesela. Ben bilmiyorum, görmedim. Rastgele gördüm ben de. Yani işte enteresanlık devam ediyor. Yani biz aylardır burada hakem dedik. Hakemler olmaz dedik. Demek ki olmadığını federasyon da kabul etti. 4 tane Türkiye'den hakemi getirdi, koydu. Ne güzel bir maç seyrettik iskelede. İlk maçları da Sezer Larnaka Gençler Birliği Gayo maçıydı. Evet. Geçtiğimiz akşam seriyi 2-1'e getirdiği mücadeleydi Gayo'nun. Ve 3 tane Türkiye'den hakemimiz pırıl pırıl, pırıl pırıl genç hakemler görev yaptı. Sıfır hata. 1-2 tane pozisyon olabilir. Hatalar vardı ama önemli olan şu, sahaya bir kere 3 hakem de bir otorite koydu. Aynen öyle. Yani duruşlarıyla, kararlarıyla, oyunculara ve antrenörlere olan davranışlarıyla tam bir ders verdiler. Ama kime verdiler bu dersi? Kimse. İkimize. İkimize. İkimize yok ve taraftara verdiler. İşte orada maça yazdım gelen taraftarlara. Bir tane hakem gelip de maçı MHK, bir tane hakem gelip de maçı izleyen olmadı. Aynen, evet. Çetin Yardım oradaydı, eski hakemlerden. Merak etti ve geldi bu yeni gelen hakem arkadaşları izlemek için oraya. Bunun dışında hiçbir hakem, hiçbir MHK yöneticisi orada yoktu. Murat Ciner oradaydı. Hataları gördü, elinde aşağıya gösterdi. Evet, yani böyle bir hakem dörtlüsü getiriyoruz adaya maçları yönetmesi için. Ve bizim genç hakemlerimiz, hatta bütün hakemlerimiz, genç hakem diye ayırmıyorum, bütün hakemlerimiz hiçbir maça gelmiyor. Ha, bu hakem arkadaşlarımızı izlesin. Biliyoruz ya biz her şeyi. Federasyondan da kimse yok. Biz her şeyi biliyoruz. Merak eden de kimse yoktu. Biz oturduk, ikimiz seyrettik maçı. Yani güzel bir maç yönettiler, akıcı bir maç yönettiler. Çok, ben son aylarda gördüğüm en akıcı maçtı. Çok yani beğendim. Kararlara itiraz olmadı. Olmadı. Oldu. Oldu. Ama ne yaptı? Çok güzel üslupla, yumuşak bir dille, yüz ifadesiyle, güler bir yüzle insanlara ifade ediyorlar neden o kararı verdiklerini. Ve hemen akabinde oturuyor ortalık, sakinleşiyor. Ama biz de öyle mi? Bunu anlatıyoruz. Bir sezondur biz bunu anlatıyoruz. Hatta Murat'la da konuştuk bu konuyu. Evet. Sevgili Murat Ciner'le maç öncesinde. Yani sen hatta bir maç 2,5 saat sürer mi diye
Murat Ciner'e sitemde bulundun ve konuştuk, hakemlerin durumunu, yaşanan süreci konuştuk. Murat da üzüldü. Yani bir gece sonra Murat Ciner, Çağkan ve diğer bir genç hakemle maça çıktı, Kooperatif Marmara maçında. Orada da çok güzel kararlar vardı. Orada da güzel bir akıcılık vardı. Çağkan ve diğer hakemin Murat Ciner'e ayak uydurması vardı. Yani maçı seyrettik. Çağkan mesela benim uzun süre, hatta MYK Başkanı sevgili Ecevit'e de beraber burada söyledik. Burada programda söyledik. Çağkan'ı mutlaka basketbol hakemliğine kazandırmamız gerektiğini. Neden? Çünkü basketbolun içinden geliyor Çağkan. Basketbol oynamış. Basketbolun içini biliyor, ruhunu biliyor. Bu yüzden de Çağkan önümüzdeki dönemlerde çok daha başarılı olacak. İnşallah. Biraz da kilo verecek. Çok daha başarılı olacak Çağkan. Dün akşam da Murat Ciner vardı yine. Bahar vardı. Bir hakem daha vardı. Orada da son anlarda işte Price'ın atılması konusunda biraz sıkıntı var. Orada da gördüğüm kadarıyla, ekrandan gördüğüm kadarıyla Çin'in yaptıkları var. Price'ın da var. Yani ben izleyemedim. Çalışıyordum. Görevliydim dün. İzleyemedim. Ekrandan da ben izleyemedim. Ben de futbol maçı yayınından çıktığım ya, Price'ın neden diskalifiye mi edildi? Diskalifiye edildi. İlk maçta yok. İlk maçta yok. Bir maç ceza aldı. Ben öğleden sonra Uraz'la bir yerde karşılaştım. Bir maç aldı. Yani evet. Biraz sonra açıklar Uraz bu konuyu. Ama dediğim gibi artık final serisi başlıyor. Kopuspor, Yeni Amerikan Üniversitesi, Prince Okafor çok ciddi bir kayıp. Çok. Yani finale getiren adam Yeni Amerikan'ı. Aynen öyle. Yani Halit'le birlikte, Halit'in de hakkını vermek lazım. Evet. Çok formda. Çok formda, çok iyi oynuyor. Hamit de iyi. Yani Yeni Amerikan Üniversitesi evet sezona kötü başladı ama toparladı. Bir de Price'ın gelmesiyle inanılmaz bir istim yakaladı. Gençler Birliği'ni geçmek, hele Gençler Birliği'ni iki maçta da iskelede yenmek büyük olay. Yani Sezar Larnaka Gençler Birliği açılış kupasından sonra herhalde bir zafer sarhoşluğu yaşadı. Aynen öyle oldu. Yani bir türlü toparlayamadılar. Yani açılış kupasındaki Sezar Larnaka Gençler Birliği lig periyodunda en azından kendi adıma söyleyeyim izlediğim maçlarda o Sezar Larnaka Gençler Birliği'ni ben göremedim. Çiğ yoktu. Yani Çiğ zaten yok. Yok, hiç ya, yok. Oynuyor da yok yani. Yok. Getirdikleri Amerikalı vardı. Onu playofflarda oynatacaklardı. Oynatmadılar. Parada anlaşamadılar. Evet. Tamam. Ama kenarda oturttuğunuz dördüncü yabancı olan çocuk, uzun çocuk, sıfır dakika. Kaç dakika isterdin versin ona? Ona veremez. Yani ben formayı bu halimle giyip insem daha fazla daha iş yapacağım. Daha çok normal. Onu oynatmaması çok normal ama Çin'in performansı inanılmaz. Gerçekten hayal kırıklığı. Tam bir hayal kırıklığı. Geçen senenin neredeyse en iyi oyuncusundan bahsediyoruz. Açılış kupasında hatırlayalım, final maçında ve yarı finalde sergilediği performansı. Aynen. Özellikle yarı final müthiş bir performans vardı. Ama lig periyodunda gerçekten hiç hayal kırıklığı. Yani Sezar Larnaka Gençler bir için hayal kırıklığı. Yani savunma yapmadılar, hücumu dağınık oynadılar. Tam bir toparlanamadı. Bir şeyler oldu orada ama kimse anlayamadı o işi. Mesela Batuhan'dan da ben çok daha fazla verim beklerdim. Sezar Larnaka Batuhan Gençler Birliği adına. Sezon boyunca yok. En son maçta biraz kıpırdadı ama o kadar. Yani istikrar yok. İstikrar yok. Yani bir maç 5 dakika 10 dakika iyi olmakla sürükleyemezsiniz bu işi. İstikrarı yakalamıyor gençler, Sezar Larnaka Gençler Birliği oyuncuları. Verimlilik az yani, düşük. Her maçta aynı performansı gösteremiyorlar. İşte gittiler, yediler 20 sayı ilk maçta, gittiler Girne'ye, Girne'de 20 sayı fark attılar. Aynen öyle. Demek ki o gücümüz var. İyi oynayınca, sahaya savunma koyunca, hücumda akıllı hücum edince demek ki oluyormuş ama bunu istikrar haline getiremedi Sezar Larnaka Gençler Birliği. Kendi sahasında bile tam değillerdi. Neticede Yeni Amerikan Üniversitesi bileğinin hakkıyla finale kalan taraf oldu. Her iki takımı da kutluyoruz. Kopuspor'u da
Gayu'yu da final serisinde iki takıma da başarılar diliyoruz. İlerleyen dakikalarda Emrah Güven ve Halit Kıryağdı'yı telefon bağlantısıyla hattımıza alacağız. Sevgili yönetmenim, bize hemen Uras Şentürk'ü alsın. KKDC Basketbol Federasyonu Pro League Direktörü sevgili Uras Şentürk'ü alalım bir hattımıza. Biraz sohbet edelim sevgili Uraz'la. Atatürk Spor Salonu kapalı seçimden dolayı. Büyük bir ihtimalle Yakın Doğu'da 28'ine kadar kapalı. Yakın Doğu'yla anlaştılar galiba birinci maç için. Çünkü onu biliyorum. Öyle bir durum var. Öğreneceğiz şimdi final serisi ne zaman başlıyor. Öğreneceğiz. U17'lerde durumda. Sınavlar var. Sınavlardan dolayı durdu. Durmuş durumda. Peki dönelim Uraz'a. Uraz attığımızda. Sevgili Uras Şentürk, iyi akşamlar. Selamet Onguç'a iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sevgili Uras, artık yavaş yavaş sezon sonuna doğru ilerliyoruz. Öncelikle hakemlerden başlayalım. 4 tane Türkiye'den biri neredeyse artık içimizden biri oldu sevgili Murat Ciner. Ve yanında 3 tane pırıl pırıl genç hakem adamıza geldi ve maçları yönetiyorlar. Yanılmıyorsam cumartesi günde ayrılacaklar. Bu hakemlerle ilgili bize bilgi aktarır mısın? Nasıl çıktı bu karar, hakemleri, 4 hakemi getirme ve cumartesi gittiklerinde tekrar geri gelinecek mi? Bunlarla ilgili bilgiler aktarırsan hem bizler hem de spor kamuoyu bir aydınlansın. Tabii. Yani bizim zaten sezonun ilerleyişinde de konuştuğumuz kulüplerle de paylaştığımız bir bilgiydi aslında bu. Playoff dönemi Türkiye'den de hakemlerin yanımızda olacağı ve dönem dönem maçlarda görev yapacakları daha önceden konuşulmuş bir bilgiydi. Cumartesi günü dönüyor hakem arkadaşlarımız ama final serisinde de yine belli maçlarda burada bizimle olacaklar önümüzdeki hafta. Planımız o şekildedir. Hem kendi hakemlerimizle hem de Türkiye'den gelen hakemlerimizle final müsabakalarında en iyi şekilde ilerleyeceğiz. Yine 4 hakem mi planlıyorsunuz ikinci defa gelme adına? Yok, 4 hakem olmayacaktır. Tabii bildiğiniz üzere şu an birçok organizasyon var. Eş zamanlı ilerleyen çarpışlarda evet. Okul müsabakaları da var. Çok yoğun bir dönem var. Hem gün içi hem akşamları oynanan maçlar. O yüzden 4 hakemlik bir desteğimiz oldu. Destek geldi bu dönem için. Ama önümüzdeki dönemde böyle bir ihtiyacımız yok. Yani bizim düşüncemiz kendi hakemlerimizin yanına bir hakemimizin bile gelmesi Türkiye'den yeterli olacaktır. Evet. Bir olan orada bir destektir kendi hakemlerimize. Ama 3-4 hakem getirip onların müsabakaları komple yönetmesi şu an gözlemimizde yok. Peki sevgili Uraz, geçtiğimiz akşam benimle Tahir İskele'deydik. 3 tane Türkiye'den gelen hakemle mükemmel bir organizasyon maç yapıldı. Ama ne hakemler, yöneten hakemlerimiz ne de merak eden bir kişi vardı orada ama yoktu. Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış, bize yanlış geliyor ama gerçekten bizi üzüldük. Neler söylersin? Şimdi orası için tabii benim bir şey söylemem çok doğru olmaz. Ben yurt dışındaydım. Pazartesi akşam döndüm adaya. Ben de burada değildim. O yüzden iskelede bulunamadım. Ama yani tabii ki burada diğer arkadaşlarımız niye orada değildir, yorum yapmam doğru olmaz. Herkesin tabii ki kişisel kendi programına göre verdiği tercihtir diyebilirim. O yüzden aslında ben oraya bir yorum yapmaktan daha doğru. Peki maçların programı nedir? Final serisi ve nerede? Final serisinde tabii ki bildiğiniz üzere Atatürk'te bir sıkıntımız var başlangıçta. Evet. Ama şu anki görülen programımızda pazartesi Rada başlamayı planlıyoruz. Yakın Doğu burada bizlere yardımcı olacaktır. Pazartesi günü Rada başlayıp çarşamba yine Cuma Atatürk. Ve sonra tekrardan pazartesi günü olarak bir planımız var. Tabii ki resmi açıklamayı ben yine önümüzdeki bir iki gün içerisinde yapacağım. Kulüplerle de genel olarak konuştuk.
Bu Hasan, onlar da haberdar durumda. Cuma'ya açılıyor mu Atatürk Spor Salonu? 4 gün oy veriliyor. Cuma'ya açılıyor olması lazım, evet. 25'idir. 4 gün oy verilecek zaten. 26'dır, pardon. Cuma 26'sı oluyor olması lazım. 20-24'dür oy verme işlemleri. 25'inden itibaren açık. Yani şu an bilgimize gelen o şekilde. Evet. Çarşamba günü Girne, Cuma günü Atatürk, Pazar günü Girne, tekrar değil mi? Pazartesi Girne. Yani 4 maçlık periyot böyle uzayacak olursa daha da açıklanacak zaten. Evet. Saat kaçta maçlar? 20 mi? Yok, şu an saatlerle ilgili bir şey söylemeyelim. Çünkü Pazartesi günü ilk maçımız 6.30'da olabilir. Orada razı müsaitliğine göre konuşup netleştirmemiz gerekiyor. Onun dışındaki maçlarda öncesinde maç olup olmayacağına bağlı olacak. Orası prolik maçlar dışında da netleştiği zaman daha net bir fikir çıkacak önümüzde saatlerle ilgili. O yüzden onu biraz daha beklemek lazım. Evet, peki senin eklemek istediğin bir şey var mı sevgili Uraz? Yani benim eklemek istediğim bir şey yok. Güzel maçlar izliyoruz. Özellikle iki kere galibiyet serisi oldukça çekişmeli geçti. Ne kadar bazı maçlarda skora yansımasa da seyirdeki yüksek maçlar oldu. Doğrudur. Ve yani hakem tarafından da herhangi bir sorun yaşamadık. Ufak tefek hatalar normal şeyler zaten, bunlar olağan. Ama onun dışında hak edenin finale çıktığı bir seri oldu orada. Aynen öyle. Evet, yani güzel bir basketbol şöleni oldu. Finalde de inşallah çekişmeli bir şekilde devam edecek galiba arasındaki müsabakalar. Ve en iyi şekilde Pro Ligi sezon finaline götürecek. Peki sevgili Uras, çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Seri Pazartesi başlıyor. Rağda başlayacak. 18.30. Çarşamba günü. Rağ Kopuspor'un ilk maçtaki ev sahibi olduğu salon olacak. Ama geçen akşam gerçekten üzüldüm. Kooperatif Marmara maçında. Kooperatif Marmara maçı oynanacak. Sahaya geldim. Arabalara bakıyorum. Zannettim de 500 kişi var sahanın içinde. Sahaya bir girdim. MHK görevlileriyle beraber, sevgili Tamer Bolat'la beraber işte 10 kişiyi bulmadık. Neydi o araba çokluğu? Bilmem. Yani arabaları gördüm de Allah Allah dedim, seyirci geldi maça. 10 kişiydik. 11 değil. Buna mı üzüldün? Üzüldüm. Yani gerçekten üzüldüm. Yani basketbolun geldiği noktaya üzüldüm. Yarı final maçı. Yarı final maçı. Salonların sığmadığı bir dönemden geldik, 10 kişi 11 kişi maçı görüyoruz ya. Ya bir şeyler yapılması lazım artık ama ne yapılması lazım? Hazırlansınlar. Gavi de seneye yok. Evet. Buradan açık açık söyleyelim. Yine Amerikan Üniversitesi gelecek yıl ligde olmayabilir. %51. Yalnızca üniversiteler liginde olacağı söyleniyor. Söylenmiyor. Açık açık bize söylendi sevgili Kenan tarafından. Bunu da Basketbol Federasyonu dikkate alsın. Çünkü iki lige de yetişemiyoruz diyor insanlar. Aynen öyle. Biz burada söyledik. Eskiden üniversiteler ligi işte 2-3 günde hemen organize edilip bitirilen bir yapıdaydı. Ancak şu anda hem üniversiteler ligini hem pro ligi kaldırabilecek noktada olmadıklarını ifade ettiler. Kendileri açısından çok da doğal. Belki de Basketbol Federasyonu'nun da istediği budur. Bilemiyorum. Yani kafamda artık deli deli sorular oluşuyor. Bilmedim. Çünkü üniversitelerden bu işin artık kulüp takımlarına kayması yönünde bir arzu, bir istek var sanki Basketbol Federasyonu'nda. Ve bu da bu noktada oraya doğru gidiyor işte. Yakın Doğu çekildi, Dayı çekildi Pro Lig'den. İşte kalan kim? Zaten 5 tane takım var. Alison bir hevesle girdi. Bakalım önümüzdeki sezon ne olacak? Girdiğine Amerikan'ın Savoy Marmara işte, Sezar Larnaka Gençler Birliği, KOP 4. Girdiğine Amerikan,
Yani şu anda az önce de söylediğin gibi %51 Gay Hüseyin'e yok. Kenan bize beraber söyledi. Kimisi de söyle iskeledi. Aynen öyle. Yani çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Federasyon ne yapmaya çalışıyor? Ne yapacaklar? Evet, seçim dönemi. Niyetleri var mı devam etmede? Onu da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Erkene alma durumları vardı. O da nedir? O durum nedir? Onu da bilmiyoruz. Hayır, ama onun açıklamasını burada sevgili Orhun yapmıştı. Aday olsa da olmasa da seçimi Eylül'e bırakmayacaklarını ve Haziran ayında lig biter bitmez seçim tarihini açıklayıp genel kurula gideceklerini ifade etmişti burada. Şimdi Pro Ligi bitiriyor. O 17 ve aday çıkar mı çıkmaz mı onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyoruz. Bu şekilde yapacağını ifade etmişti ki en doğrusu da budur. Çıkacak olan çıkar. İşte size meydan. Eylül'e kadar zamanı var. Hayır, Eylül'e kadar değil. Hayır yani. Haziran'da gelip devralırsa beden. Tabii ona göre hazırlığını yapar ligin başlamasına. Şimdi U17 ligi başladı. İzli lig başlıyor. Başlayacak galiba Haziran ayında. U13'ler. O da onlar da var. Kadınlar ligini başlatmayı düşünüyorlar. Halit Kıryadı'yı alalım sevgili yönetmenim hattımıza. Gay koçu Halit Kıryadı. Yani onlar var. Kadınlar liginden bahsediliyor. Nedir Kadınlar Ligi'nin süreci? İşte Gençler Birliği var. Yani 4 takımdan koysan 3'er maçtan 6 maç. Bilmiyorum. Bir ayda biter. Bilmem. Yani bu işleri zaten haftada bir oynatsalar. Pro Ligi kulüpleri istemiş. Mayıs sonuna kadar bitirelim demiş de yükten kurtulalım. Maaş ödeme yükünden. Onu yapıyorlar. Ama yetmeyecek süre gönderene bu iki takıma yetmeyecek Mayıs sonu. Bilmem. Seri uzarsa bilemem. Uzar mı? Uzay. Belli olmaz. Belli olmaz. Yeni Amerika'nın attığımız hazır ama pazartesi, çarşamba, cuma. Pazartesi. 3 maç. 20. Bugün kaçı? 18. 18 mi bugün? 18. 18. 22'sinde başlasa bir hafta 29-30 ay sonuna 4 maç oynanır. 4 maç oynanır. Yani Kopspor'un 4'ünü de alması lazım. Veya Gürün Amerikan Üniversitesi. Veya Gürün Amerikan Üniversitesi'nin 4-0 seriyi alması lazım. Ay sonuna kadar maçların bitmesi için. Ama böyle, her gün oynasın. Böyle bir ihtimali çok düşük görüyorum. Ben de öyle görüyorum. Bakalım Halit Hoca ne diyecek. Hattımızda bekliyor bizleri. Sevgili hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Nasılsınız? İyidir hocam. Öncelikle tebrik, tebrik ediyoruz. Finale kaldı takımınız. Hak ederek çok önemli bir rakibi eleyerek finale kaldınız. Açılış kupasının sahibi Sezar Larnaka Gençler Birliği'ni saf dışı bırakarak 3-1'lik skorla finale kaldınız. Neler söyleyeceksiniz hocam yarı final serisiyle ilgili? Evet, zorlu bir şey geçti. Tabii ki biz de çok yıprandık, yorulduk. Larnaka çok saygı duyduğumuz bir ekip. Açılış kupasında da bayağı güzel işler yaptılar. Yani her ne kadar final serisinde kooperatifin eksik ciddi oyuncular olsa da yine de çok büyük bir başarıydı. Çok yani biz de takdir ettik, ilk yıllarından hemen ilk büyük başarı elde ettiler. Biz biraz şanslıydık, şöyle şanslıydık. Yani final serisine doğru cezalı oyuncularımızın cezası bitti, sakatlarımız toparladı. Tam doğru zamanda güzel denk geldi. Biz de gücümüzü yansıtmayı başarabildik. Bizim için sevindirici, mutlu bir sonuç oldu. Çok en azından daha fazla da uzamadan bitirmiş olduk. Mutluyuz. Yani Price'ın dönmesi ayrı bir güç kattı size. Kısaların, yerli oyuncuların çok ciddi şekilde verim almanız önemliydi. Ve yükselen bir grafikle geldiniz. Son klasmanın son maçı, Gençler Birliği maçını ben izledim. Yine de açıkçası maçlarda form tutmaya başladık. Yani evet. Ligde çok az zamanda yapamadık. Emre'nin de bir sakatlığı vardı. Berke'nin geç gelmesi. Diğer arkadaşlara çok yüklendik. Onlar çok yıprandı, yorulmuşlardı. Yani güzel bir döneme denk geldi. Biraz ben de toparladığımızı düşünüyorum. Peki iki günde bir pazartesinden itibaren final serisi başlayacak hocam. Kadro rotasyonu iki günde bir maçı kaldıracak seviyede mi Girin Amerikan Üniversitesi'nin?
Açıkçası bu yarı final serisi biraz ondan sonra ne yapma fırsatı verdi bize. Evet. Yani hazır olmaya çalışacağız. Ama çok daha güçlü bir rakip var şimdi karşınızda. Tabii ki muhakkak çok ciddi bir rakip var karşımızda. Yani yıllar kooperatifi, deneyimli bir koçlar var, çok geniş bir kadrolar var. Tabii ki imkanları fazla, 2 yıldır yani sadece kooperatif profesörlere de getiriyor. Oradan da artık bir güçleri var. Ama biz de yenilmeye çıkmıyoruz yani. Mutlaka, mutlaka. O Kafor'un dönüşü inanılmaz bir güç katmış size. Yani aslında yine %100 değil ama yani biz açıkçası çoğu maçımızı feda ettik onu erken başlatmamak için. Yani ben ufak başladığından bahsetmiştim ama tahminimiz de uzun sürdü. Açıkçası okul takımını bile feda ettik. Yani onu hiç oynatmak istemedik. En kritik maçımızda bile oynatmadık. Ki bu dönemde verim alabilelim. Doğruyu yaptık gibi gözüküyor şimdilik. O da maç oynattıkça artıyor şeyi. İlk maçta yok. Şimdi bir maç olmayacak. Açıkçası benim bu yarı final serisinde uzun üzüldüğüm tek nokta oldu. Yani biz Larnaca serisi boyunca oradaki dakika sonraki maçlarda da çok centilmence karşıladık. Erkut Hoca özellikle. Yani her zaman centilmence geçti ama son 3 dakikasında açıkçası beni çok üzen bir olay oldu. Kasıtlı olarak ona vurulması üzerinden tabii ki bir oyuncu reaksiyon gösterir refleks olarak. Hakemler de o noktada göremediler pozisyonu. Yani belki de herkes yani biraz fark vardı orada. Maç bitti diye düşündüler herhalde. Bir dikkatsizlik oldu. Yani 4 dakika kala bir oyuncu kasıtlı olarak vuruluyor ki çok... Çiğ tarafından vuruldu. Yani o da benim eski oyuncum aslında, sevdiğimde bir oyuncu ama doğru yapmanı düşünüyorum. Açıkçası Okafor atıldıktan sonra Larnaca tarafından bazı kişilerin gösterdiği reaksiyon da açıkçası hiç hoşuma gitmedi. Yani kutlamalar yapıldı, kimse yani içeriye niye bu adam bu tepkiyi gösterdi, niye bunu yaptın diyen olmadı açıkçası. Belki de ondan doğan görmediler ama beni bugün arayıp böyle bir şey oldu hocam, biz de tasvip etmiyoruz, özür dilerim diyen de olmadı. Demek ki bazıları takdir etti pozisyondan sonra. Yani oyunculardan mı, koçtan mı, yöneticilerden mi, kimden bahsediyorsunuz? Açıkçası ben koçtan yana gördüm. Gayet de mutluydu durumdan, kutluyordu, gülüyordu da. Belki görmediği günahını almak istemem ama yani bugün de beni arayan olmadı. Yani bilerek yapılmış bir şeyse, bu taktik gereği yapılan bir şeyse daha da üzücü olur ama ben çok üzüldüm açıkçası. Hiçbir sevinemedik yani. Yani taktik gereği yapılan bir şeydi derken hocam yani bir sinirlendirelim, belki bir şey kazan. Çünkü şiire bir kişi bile kalktın, niye böyle bir şey yaptın demedi. Maçtan sonra arayan olmadı. Tam tersine belli oyuncular çok centilmendi. Maçtan sonra gelip finalde başlayacak diyenler vardı ama o pozisyonun arkasında sonrasında birkaç hareketi açıkçası beni çok üzdü. Yani maçı o şekilde kazansak ne, kazanmasak ne. Belki de pozisyonu hiç görmediler. Bilemiyorum yani ama beni çok üzdü o sahne. Evet. Erkut Hocam başta olmak üzere oyuncular maçtan sonra Atilla, Debeş, birkaç oyuncular gelip canı gönülden tepkide ettiler. Onlara hiçbir lafım yok. Ama o pozisyon özelinde ben bir aranmayı veya maçtan sonra iki çiftler edilmeyi beklerdim. Ama biz finale bakacağız. Yapacak bir şey yok. Peki gelelim o zaman final serisine hocam. Nasıl hazırlanacak? Yani pazartesi, az önce Uraz açıkladı. Pazartesi Ra'da final serisi başlıyor. Şimdi açıkçası bizim oyuncularımız, bazı oyuncularıma çok yüklenmek zorunda kaldım. 33 dakika civarı oynayan, 30 dakika civarı oynayan 2-3 oyuncu var. Onlar çok yoruldu. Ben birkaç gün kesinlikle dinlenmek, pazar günü belki bir şeyler yaparız. Çok ağır olmakla birlikte. Yani şu an antrenmandan çok, belki taktik idmanı ve biraz şut olur. Çünkü gerçekten yıprandık biz. Kooperatif bakımından şanslı hak ederek birinci oldu ve nispeten çok fedakar bir şekilde birlikte bulunan Marmara'ya karşı oynadılar. Orada bir avantajları var. Şu an dinlenmek daha doğru gibi gözüküyor bana. Evet. O Okafor'un dışında eksik yok herhalde. Yok, eksiğimiz yok.
çıkamamıştı. O da daha toparladığı gibi gözüküyor ama tabii ki tempo daha yüksek olacak. Elimizden geleni yapacağız. Başarılar. Peki hocam, başarılar diliyorum final serisinde hem size hem takımınıza. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sevgili Emrah Güven'i alalım sevgili yönetmenim hemen attığımıza. Emrah'la da bir sohbet yapalım. Süremiz de yavaş yavaş daralıyor. Evet, hoca kasti yapıldığını düşünüyor. Ben de gördüğüm kasti. Yani televizyondan gördüğüm. Yani planlı derken ben onu çözemedim. Planlı maçı Sezar Larnaka Gençler Birliği'ni o farktan çevirmesi mümkün değildi. Hiç oyuna girmesi. Tamam, mümkün değildi. Planlı derken Kopuspor'la mı planladı? Yok. Onu mu demek istedi hoca? Neyi demek istedi acaba? Yani Çin'in yaptığı hareket, bilemem plan mı program mı bilmem ama plan, çok net bir şekilde kışkırtmaktı. Bunu yaptı. Ne geçeceydi eline? Bilemem. Onlara sormak lazım ama yani maç o saatler 18-20 sayıydı. 18 sayıda olan bir maçın o saatten itibaren dönmesi çok zordu. Zaten dönmezdi de. Çünkü o gençlerin oyuna giremedi. Maç boyunca hiç girmedi. Maçın yani başından itibaren. Hiç oyunda değildi. Yani ne savunmada oyundaydı ne hücumda oyundaydı. Dağınık bir şey oynadı. Bu da olunca farkı yediler. Ondan sonra yani maçın sonunda o Çin'in... Çiğ kötüydü. Atilla sakat sakat maça çıktı. Evet. Batuhan sakat maça Batuhan çıktı sakat omuzundan. Diyor. Atilla ayağından. Böyle de bir dezavantajlarla çıktı Sezar Larnaka Gençler Birliği ama ne ister sağ olsun Gine Amerikan Üniversitesi hak ederek finale çıktığını az önce de ifade etmiştik. Dönelim sevgili Emrah Güven'e, Kopuspor koçu. Sevgili Güven, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tahir abi, Tonguç abi. Yani... Geçmiş olsun. Geçmiş yani hastasın olsun. Dedi Tonguç ama yani sesin de maşallah. Tamamdır yani, sıkıntı Fenerbahçe yok. Fenerbahçe maçı söyledi herhalde. Fenerbahçe'nin golleri gördükçe daha iyi olur. Ha, onun için gelmedin stüdyoya, anladım. Yok yok, iki gündür gerçekten halsizlik, ateş de vardı ilk gün. Boğazımda da yakma, yani böyle şey değilim, yani hiç ilaç alıyorum devamlı. Kaç gol attı Fener? Fener 3-0 şu an. Antibiyotik niyetine golleri alıyorsun yani. Evet evet, biraz önce hatta 3. gol, Tahir abi gerçekten mükemmel, Ender Valencia anlattı. Artık eve gidince özetleri de izlerim. Ben aylar var Fenerbahçe maçlarını kaçıyorum, izlemiyorum yani. Çünkü mutlu etmiyorlar beni. Yani biz de öyle diyoruz ama işte yine maalesef ne yapalım. Evet, dönelim Kopuspor'a. Evet. 3-0'lık seriyle Savoy Marmara'yı saf dışı bırakıp finale kaldınız. Nasıl bir 3-0'lık seri oldu? Yani açıkçası bir koç olarak beni çok memnun eden bir seri oynadık. Yani şöyle, 12 oyuncuma da şans verip hepsinden katkı aldık. Dakika olarak çok fazla uzun süreli oyuncu oynatmadık. Yani final serisi içinde ben bunun artı olacağını düşünüyorum. Açıkçası çok da yıpranmadık bu seride. Yani şöyle... Aslında sezon başına yani Marmara takımına baktığınızda iyi oyunculardan kurulu bir takım. Yalnız işte bu seçimler dolayısıyla tabii spor salonunun kapalı olması biraz tabii bizi de biraz antrenmansızlık olarak ama onları da bayağı vurmuş. Yani ben onu gözlemledim. O sezon başındaki Marmara takımı yok değildi bu serinin içindeki. Ama şöyle tabii ki orada da 3 tane 4 tane... Tabii şunu da antiparantez belirteyim. Hazır bu maçı konuşurken sevgili Güven, Savoy Marmara koçu sevgili Katri Alagöz'de basketbol antrenörlüğünü bıraktığını ifade etti. Artık futbol antrenörlüğü yapacağını söyledi. Ona da yeni yolculuğunda başarılar dileyelim. Savoy Marmara'yı artık Halil Kurtuza yönetecek. Evet, yani Katri Hocam için de ben yani bu konuyu aslında kendisiyle de telefonla görüşme fırsatım olmuştu. Bana olayı da anlattı, nasıl olduğunu, verilen cezayı anlattı. Evet. Kendince kendi tarafından söylediği şeyler var. Yani tabii ki bunu şimdi burada şey yapmak istemiyorum ama gerçekten üzüldüm. Hakemlerden dert yanıyor evet. Ve artık buna katlanamayacağını ifade etti. Emre Hoca'dan dert yanar, hakemlerden.
Yani kenarda biz bildiğimiz gibi maçlarda. Yani şimdi son Türkiye'den gelen hakemlerimiz var. İki Murat Hocam'ın çektiği maçlar var. Larnaka serisini, İskele'deki seriyi 3 tane hakem, Türkiye'li hakem yönetti. Yani hiçbir sıkıntı çıkmaz bu maçta. Bir tane de hakem arkadaşımız gelip o maçı izlemedi sevgili Emre. Hiç. Evet öyleymiş. Yani ben Tonguç abiden öğrendim bunu. Yani bence orada olmaması lazımdı açıkçası. Nasıl bir seri bekler seni kooperatifi sevgili Emre? Evet. Favorisiniz. Final serisi. Evet. Hadi ilk maçta o kaforda yoktur. Şanslısın hoca. Evet. Dünkü maçta daha doğrusu yani bir yapılana bir tepki var ama maalesef bunlar tabii ki basketbolun içinde var. Yani çok uzağa gitmeyin. Yani Euroleague seviyesi Real Madrid Partizan O seri hocam. Ceza verilmedi ama. Verildi ya, olur mu verilmedi? O kadar da. Sergio'nun neredeyse o serinin kaderini değiştirdi. Hocam o seri vallahi bak o seri kitaplara yazılır. Yani Partizan 2-0 öne geçecek ve 3-2 kaybedecek seriyi. Real Madrid de o kadar eksik, inanılır gibi değil. Sergio'nun o hareketi olmasa 3-0 bitecek bir seri. Kesin. Yani Partizan evire çevire kendi sahasında o maçı alacaktı ama işte orada bir hareket profesyonelce yapılmış. Balagora bilinçli arkasına verilen tepkiler ve onun sonucunda gelinen nokta. Yani şimdi dünkü pozisyona da baktığımızda Çin'in orada bir hareketi var ama o harekete tepki verilmemesi lazım açıkçası. Doğrudur. Yani verilmese öyle bir şey olmayacak. Neyse seriye gelecek olursam yani şöyle, Gimli Amerikan Üniversitesi gerçekten iyi bir takım. Yani özellikle Okafor da işin içine dahil olunca, süresi artınca orada özellikle 4-5 numara pozisyonlarında bize göre de ben artıda olduklarını düşünüyorum. Kısa rotasyonunda biz biraz daha iyi durumdayız. Biraz daha fazla geniş rotasyonumuz var ama ben güzel seri olacağını bekliyorum açıkçası. Geçen sene de onlarla oynamıştık finalde. Güzel maçlar olmuştu. İnşallah bu sene de aynı şekilde seyir zevki yüksek maçlar olur. Birazcık yani seyirci konusunda da çok... Geçtiğimiz sezon final serisinin ilk maçında Okafor sakatlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam, evet. Değil mi hocam? Evet, evet. Yani sakatlandı ama sonra oynamıştı. Evet. Yani o maçın içinde sakatlanmış. İlk maç oynamadı işte o serinin, evet. Başında sakatlandı, oynamadı sonra. Yani pazartesi başlıyoruz. Pazartesi, çarşamba, cuma bir gün aralıklı bakalım kim dirayetli yani duracak. Aslında ev sahibi avantajımız ilk maç tabii ki Atatürk'ün bu durumundan dolayı. Yakında oynayalım. Evet, burada başlayacağız. Muhtemelen 2-3. Maç Atatürk Spor Salonu'nda. Yani kendi sahamızda 3. maçta buluşacağız seyircimizle. Ama dediğim gibi bu maçlara bence bu seyirci konusunda biraz daha fazla, yani kulüpler de organizasyon yaparsa, daha fazla basında şeyde yer alırsa, yani özellikle Pro Lig'in seyirci kısmında ciddi sıkıntı var bu sene. Federasyon. Yani belki yani belki çok önemli değil sevgili Güven. Kimseyi göremiyoruz. Yani. Sevgili hocam. Belki çok önemli bir şey değil ama bence güzel bir detay. Geçtiğimiz akşam işte İskele'de Sezar Larnaka Gençler Birliği yönetimi türbünlere gelen tüm seyircilere Unilik'te dağıtılan büyük boy nibitler, çipslerden verdiler bütün seyircilere. Belki önemli bir şey gibi gözükmüyor ama para versin. Gençleri, çocukları mutlu eden bir ayrıntı. Yani bilmiyorum, pandeminin içinde insanlar sokağa çıkmaya korkarken o dönemlerde herkes maskeli şekilde salonlara getirip full maçların oynandığı şeyler var. Yani biraz daha fazla. hocam bilmez misin, yasak caziptir. Artı başka da bir şey var. Yani evet, federasyon bu yıl basın yönünden haberleri lanse etti ama son yarı final serisinde
İki günlük haberler lanse edildi ya. Ya kooperatif iki gün önce oynamış olan maçı. Biz iki gün sonra bakıyoruz ki bizim sosyal medyalara düşüyor. Haber sitelerinde. Yani ben BRT olarak ben görevimi yapıyorum. Maçlara gidiyorum. Her şeyimi veriyorum. Maçı veriyorum. Bir bakıyorum iki gün sonra başka bir şey. Yani aynı maçı sosyal medyada görüyoruz tekrar. Biraz hocam da... sizde eksik var mı final serisi öncesi? Yok. Yani şu an için biz yarı final serisini de aynı şekilde oynadık. Tam Müzmin sakat Arif'in dışında. Evet, şu anda Arif'in dışında. Evet. Yani orada zaten yani ağır bir sakatlıktan. Nedir durumu Arif'in? Arif şu anda fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Yani artık zaten bu sene bitti artık, bir dahaki sene. Koşulara başladı mı yoksa? Yok, daha değil. Daha başlamadı. Daha başlamadı. Evet. Var mı ekleyeceğin? Yok. Yani şu anda kooperatif çok formda. Yani 12 adamdan da verim alıyor. Gençlerinden verim alıyor. Ya hoca şeytana benzer. Bekler. Son bir ay getirir bir Amerikalı götürür işi. Temur'u da indirdi tekrar. Hayırlısı olsun. Timur'la Fuat'la döndüler. Evet. Onların yani onlara bir ceza vermiştik. Yani aslında Unilig'den dolayı biraz daha tabii şimdi Unilig, Pro Lig birbirine girdiği dönemler oldu. Orada bizim bir iki idmanımıza gelmediler habersiz. Bir tanesine söylemediler, diğerine geciktiler. Maç günü farklı bir yerde olunca böyle bir uygulama yaptık. Yani ondan sonra tabii ki işin sonuna geldik. Onlar da adım attı, biz de adım attık. Sonuçta yani genç çocuklar. Sen de yaptın koç zamanında bunları. Yaptı mı ya? Yaptı ben hatırlarım. Ben de yaptım, sen de yaptın koç. Hepimiz bu tür şeyler için. Geçtik bu yollardan, doğrudur. Hedef bir olunca, yani, hedef bir olunca orta yolu bulabiliyorsunuz. Nasıl? Hedef bir olunca orta yolu bulabiliyorsunuz. Evet, aynen. Evet. Benim eklemek istediğim şudur. Gerçekten buyur. Yani seyirci konusunda ciddi sıkıntı var. Yani inşallah iyi bir organizasyon yapılır final serisine ve daha fazla seyirciyi yakalama fırsatımız olur. Ben güzel maçlar olacağını düşünüyorum açıkçası. Bence de. Yani güzel maçlar olacak. İki taraf da istekli. Yani galiba bu sene ikinci kez bizimle final. Hocam gerçek düşüncemi söyleyeyim mi? Söyle. Ya Okafor eğer forumda bir Okafor sahaya performans yansıdırsa keyifli güzel bir seri izleyeceğiz. Ağırlık yine kooperatiftir düşüncem. Ama eğer Okafor beklenen verimi veremezse final serisinde çok rahat şampiyon olacaksınız. Çok önemli bir oyuncu Gayu için Okafor. Yani bu sene mesela uzun zamandan sonra bu sene belki de hiç ben tarihte böyle bir şeyi hatırlamıyorum. Yani 0-0 dördü bulan yani iki takımın ligde yaptığı maçlar da yansımıyor. Yani 0-0 dördü bulan çok da kolay değil. İki günde bir maç yani geniş kadroya gerçekten ihtiyacı var. Zor. Az önce sordum Halit Hoca'ya bu soruyu. Zor. Onlar adına çok yani daha zor. Okafor 35 dakika oynadığını düşünün pazartesi ve kaybettiğimizi düşünün. Yani çarşamba günü oynayamaz. İmkanı yok. Tabii. Yani ben yıllarca bu finallerin içinde oldum. Yani serilerin içinde mutlaka başka türlü bir şeyler çıkarmanız lazım. X faktörler. Yani en önemlisi onlardır. Onların vereceği katkıdır. Yani bulmanız lazım. Farklı adamlardan farklı katkılar. Tabii ki genelde yani özel oyuncuların etkisi önemli. Okafor'da onlardan biri. Kesin. Çok özel bir oyuncu gerçekten. Yani özellikle blok tekniği ben çok az gördüm. Ya kollar kalktı mı? Bir de sıçradı mı? Çok... Panya'yı geçiyor. Tekniği de çok iyi. Yani buraya gelme zamanlaması çok iyi. Çok çok atletik hocam. Çok atletik. Evet. Çok atletik. Çok fizik. Eli kolu çok uzun. Yani fundamental falan biraz zayıf. Pivot hareketleri biraz zayıf ama diğerleriyle evet. Kapatıyor açıyı. Onlar da olsaydı burada ne işi vardı? Geçen gece ben söylemiştim. Sana bunu şimdi bana satan. Peki hocam, var mı eklemek istediğin? Dediğim gibi yani bizi şey yapan konu
eksik olduk. Yani bu seyirciyi biraz daha fazla şey yapabilirsek, biz de kulüp olarak organizasyonu düşünüyoruz. Ama yani benim tüm basketbol severlerden, spor severlerden ricam bu final serisine gelişimden çok güzel maçlar olacak. Geçen akşam 10 kişiydik ya hocam. Bu sporcularla beraber işte 30'u bulduyduk. İşte yani biz ısınmalara çıktığımızda yani son 2-3 maçta salonda kimse de Amerikalı herhalde de diyordur. Nereye geldim ben acaba? Onları anlatmak daha da zor. Hiç sordu mu hocam senin için bu kadar az seyirci var diye? Yani tecrübesi var sevgili Zahir. Yani daha farklı Avrupa'da takımlarda da oynadı. Alt liglerde de oynadı. Yani o yüzden bu konularda şey yani o şeye sahip. İşini yapıyor. Aynen. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Hem size hem takımınıza final serisinde başarılar diliyorum. Yine birlikte olacağız. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Herhalde biz önümüzdeki ay sonu biraz yarın, Mayıs ayı biraz itibariyle son program. Belki de final serisinin şampiyonunu veremeden gidebiliriz. Veremeden yayınımızı biraz İran'da biraz yarın perşembe günü son programımız. Evet, yeni yayın döneminde biz de tatile çıkacağız yıllardan sonra. Yani en az 3 yıldır, 4 yıldır. Fazla. 5 yıldır. Pandemiden önce zaten 2 sene durmaksızın yapmıştık. İşte 5 yıldır galiba. 2000 Mart'taydı pandemi. 2023'teyiz en az 6 sene, 7 sene. 7 sene. Hiç ara vermedik. Biraz verelim. Sen öyle istedin. Kırmadık seni. Evet. Evet değerli basketbol severler, Potanın Nabzı'nın da bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine perşembe akşamı final serisinin ikinci maçı sonrası yine stüdyolarımızda birlikte olacağız. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.